Altıncı özellik, Allah asla zulmetmeyendir oluyor. Eyvallah. Ne muazzam bir şey. Allah asla zalim olmaz. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Kur'an'da defaatle geçen bir cümledir, ayetlerden bir ifadedir bu. Kaf suresinin 29. ayetini örnek verebilirim. Aslında Arap dilinde ince bir nükte var böyle. O da şu, nefyin haberi B ile gelirse imkan ve veya ihtimal yokluğuna delalet eder. Burada nefyin haberi B ile gelmiş. Bu sadece ben zulmetmem diye çevrilemez Türkçe. Bu doğru değil. Nasıl çevrilir? Allah için imkan yokluğu da düşünülemeyeceğine göre Allah'ın imkanı vardır. Haşa ve kella. Haşa. Onu da devre dışı bırakıyoruz. Bir tek geriye kaldı ihtimal. İhtimal. Dolayısıyla benim kullarıma zulmetme ihtimalim yoktur. Allah'a böyle bir şeyi kaldırıyor ortadan. Aynen. Allah hiç zulmetmeyecek. Aynen. Benim kullarıma zulmetme ihtimalim bulunmamaktadır. وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Dolayısıyla bu çok ilginçtir. Niye? O Er-Rahman'dır. Bırakın zulmetmeyi. Ne zulmü? Bırakın zulmetmeyi. Allah insana el-adil bile değildir. Hocam bu çok mühim ya. Evet. Ya niye? Çünkü bugünkü esma içerisinde el-adli diye bir esma var. Yok. Kur'an'da öyle bir esma yok. Niye yok? Eğer adaletle muamele etseydi hiçbir kul hiçbir şeyi hak etmezdi. Değil mi? Zira verilenin borcunu ödemiş değil ki verileceğin bedelini ödesin. Allah Allah. Adalet o. Verdiği kadar aynen. İsteyecek. Adalet ne kadar yaptıysa o kadar. Yandık. Evet. Dolayısıyla ne yaptık ki biz? Oysa ki Allah kendisine rahmeti yazmıştır diyor. Evet. Ketebe ala nefsihi rahme. Allah zatına rahmeti, merhameti yazmıştır. Boş peki kıl. Bize neyi yazdı? Boş kıldık. Evet. Bize de adaleti yazdı. İnallaha ye'muru bil adl. Size adaleti emreder. Bizden adil olmamızı istiyor birbirimizle davranışlarımızda. Ama kendisi kullarına fazlasıyla veriyor. Rahimdir çünkü. Çünkü Rahman. Rahmandır hocam. Hesapsız veriyor. Allah kadar yapıyor yani. Kul kadar. Efendim bir şey daha var. Rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyor hocam aynı zamanda. Evet. Yani ben rahmeti kendime borç kıldım. Ve benim rahmetim her şeyi evet. kuşatmıştı. Yani Allah'ın rahmetinden dışarıda kalan hiçbir şey olmaz ihtimali yok. Kurt da, yediği kuzu da hepsi Allah'ın rahmeti. Aynen.